Aileler yarışıyor. Yılbaşı özel hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Elimi bırakma masası geliyor. Kalk gidelim geliyor. Merve Özbey. Müzmin bekarların bir bahane. Ben neden Alişan bastı acaba? Ya en popüleri ya. En popüleri. Annem baban soruyordur. Sen ne cevap veriyorsun? Alişan abin gibi mi olacaksın? Bana Merve sana kabul ettiremedi. Ay kime bak. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Arada kaprisli olanlarımız var. Yani sözüm yani meclisten dışarı. Erkan attı gol oldu. Göre... Ben 100 kişiyi çok iyi tanıyorum, onu derler. Aldık. Alişan ağlıyor oğlum. Alişan. Lütfen. Biraz üzüldün gibi. Yenilgiyi hazmedemedin. Bir rengin de bir hafif değil. Beyazlama mı var? Sen esnaf dedin değil mi? Evet. Dinleseydin Alişan. İlahi adalet. Alişan'la el ele tutuşacağım hiç aklıma gelmezdi. İlk kez. Selamlar efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, akranlarımızın yanaklarından öpüyoruz. Sizler stüdyomuza, sizler de TRT1 ekranlarına. Aileler yarışıyor, yılbaşı özel hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, var olun, alkışlarınız hiç durmasın. TRT1 ekranlarında yayınlanan, pazar günleri yayınlanan ve sevilen dizi, fenomen dizi Kalk Gidelim ve Elimi Bırakma yarışacak. Ama ilk önce misafir diziyi çağırıyoruz. Kim onlar? Elimi Bırakma masası geliyor. Şimdi, demin de söylediğim gibi yayın hayatına yeni başlayan ama çok hızlı şekilde sevilen, reytinglerde böyle arşa değecek kadar başarılı dizinin çok kıymetli oyuncuları bizlerle beraberler. Pazar günlerimize renk katıyorlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ve şimdi cumartesi günlerinin en organik ve en sevilen dizilerinden bir tanesi geliyor. Ben de sıkı takipçisiyim dermişim. İçinde olmaktan büyük onur duyduğum, keyif aldığım, canım, ciğerim. Kim onlar? Kalk Gidelim geliyor. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Ve tabii ki bu güçlü ekiplerin yanına da onlara güç verecek isimler var. Her ikisi de birbirinden kıymetli. Kalk Gidelim masasına güç verecek, onlarla birlikte yarışacak olan sıkı takipçisiyim kendisinin. Alkışlarınızla hanımefendiler, beyefendiler kim geliyor? Merve Özbey.
Kalk gidelimiz masamız Merve ile beraber tamamlandı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok şıksın. Çok, çok teşekkür ederim. Sizler için hazırlandık efendim. Aynen öyle. Dün konuştum. Eşim de selamım var. Ben çok... de kalmasın söyleyeyim. Aleykümselam. Ağır takipçinizdiniz. Çok teşekkür ederim. Söyleyeyim. İnşallah Alişan'a da aynı şeyleri söylemez. Ona başka şeyler hazırladım. Evet, elimi bırakmayanın gücüne güç katacak olan diğer kıymetli misafirimiz, hanımefendiler, beyefendiler, alkışlarınızla Alişan geliyor. Tabii ki ben Alişan'ın yarışmalardaki performansını çok iyi biliyorum. Kendini inanılmaz kaptırıyor. Daha girer girmez kalk gidelim masasına da bir takım gözdağları verdi. Yani hiç şansları yok demeyeyim. Var tabii ki. Onlar da yarışmak için geldi, kazanmak için geldi ama şu ekibin cevvalliğine bakar mısınız? Bak. Hepsi birbirinden genç, hepsi birbirinden yakışıklı. Merve hemen gir, Merve hemen gir. Hemen Merve, gir. Ben, şimdi hemen. Ben şu an konuşmak istemiyorum, cevap vermek istemiyorum Alişan'a. Biz skorla yarışarak göstereceğiz. Aynen. İyi olan kazansın. Tabii. İyi olan bol şans kazansın. Diliyoruz efendim. Ve aileler yarışıyor, yılbaşı özel başlıyor. Alkışlarınızla Alişan ve Merve geliyor efendim. Bravo. Buyursunlar birinci etapta başlayalım. Ya şey Alişan çok cevval ekibiz dedin ama. Evet. Orada bir sıralamada bir yanlışlık mı sıralamada oldu? Sıralamada bir hafif. Evet, evet. Benim yanımda Ali'nin olması lazım. Biraz ters olduk yok. Ters oldu. Evet. Senin yanında benim olmam lazım. Evet niye öyle oldu? Değiştirebiliriz. Tabii ki yerimizi değiştirebiliyoruz. Değil mi? Hemen arkadaşlar. Teşekkürler. 3-5-2 biliyorsunuz. Evet. İp gibi sıralandık. Helal. Helal. İşte bu. İşte bu. Rahatladın mı? Çok tatlı olmuş. Bunda da Alişan'ın parmağı vardır. Kesin. Bir takım totemler, bir takım taktikler bunlar vardır. Her iki masaya da başarılar diliyorum. Bol eğlence vaat ediyoruz. Ve bir tane masamız kazanacak. Final etabı oynayacağız kendisiyle, kendileriyle daha doğrusu. Ve bizden TRT1'den Aileler Yarışıyor'dan tam tamına 50 bin liralık büyük ödülümüz var. Her iki masadaki kıymetli misafirlerimizin aldığı ortak kararla bu kazanılacak evet. olan 50 bin lirayı da bağışlayacağız. Bağışlamaya karar verdiler. Hem de çok önemli bir yere, nereye? Mehmetçik Vakfı'na 50 bin lirayı bağışlayacak kazanan masa. Duyarlılıklarından dolayı da her iki masayı da tebrik ediyorum. Şimdi başlıyoruz efendim aileler yarışıyor. 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. İlk etapta. Bir bakayım dedim ne yapıyor diye. Ellerimizi geriye alıyoruz tabii ki. Soruyorum. Uzun bir soru. Müzmin bekarların... Neden evlenmiyorsun sorusuna söylediği bir bahane. Ben mi? Neden Alişan bastı acaba? Soru benim ya, soru benim. Cevabı soru eminiz benim yani. Yani çok iyi bildiğiniz gibi sevgili Alişan yıllarca müzmin bekar olarak anıldı ama evet. dünya evine girdi. Çok şükür 2018 bana evet en son hediyesini verdi. 2019'da da inşallah çocuğumla birlikte gireceğim. Yeni bir hediye. Bir şey evet 2019'da. Allah nasip ederse. Onun için yarışıyorum. Babasını izlesin ve babasıyla gurur duysun babasının yolunda devam etsin. Evet. Şu an ben bassaydım da sana verirdim. Ay teşekkür ederim. Bravo Merve. Yapardım ya. Al cevap. Yok ya gerek yok. Bırakmaz. Yok, o bırakmaz o verilmiyor. Zaten şaka yaptım diyor. Şimdi
Şimdiden bahtı açık olsun tabii ki. Alişan, bildiğin yerden geldi soru. Müzmin bekarların neden evlenemiyorsun sorusuna söylediği bir bahane ne olabilir acaba? Şöyle, benim ne yıllarca derdin? Bahanem şuydu. Kendime göre birini bulamadım ya da kafama göre birini bulamadım. Kendime göre birini bulamadım, kafama göre birini bulamadım. Popüler cevaplarımızdan biri midir bakalım. Ya en popüleri ya, en popüleri. Aldık aldık. Ne de kazanan. Ufuk. Soru benim uzmanlık alanım. Gerçekten bildiği yerden geldi. Tabii, olmaz ama ya. Direkt soru benim uzmanlık alanım. Aldın sorularını. Yılların tecrübesi tabii ki. Yani, bir sürü verdiğin röportajlarda muhabirlere verdiğin cevaplardan birisi. Gel gör ki şu anda tabii ki en popüler cevabı buldun. Hadi ama bildim. Bunun bütün masaya sirayet etmesini diliyoruz tabii ki. Sevgili Ebru, ne olabilir ki başka bir cevap? Bekarlık sultanlıktır olabilir. Hayda. Muhteşem bir cevap. Bekarlık sultanlıktır. Daha şimdiden konuşmuyoruz ama. Yok. Cevabı düşünüyorsun. Ha. Cevabın üzerine. Ne diyebilirler acaba? Ne yapabilirler? Muhteşem bir cevap verdi. Bekarlık sultanlıktır. Popüler cevaplarımızdan biri midir? Bana göre bekarlık sultanlık değildir. Bu arada. Bana göre de, bana göre. Bravo. Hadi bakalım. Benim cevabım değil, ben hazırlıksızım. Ben bunları alayım, bunlar gidiyor Alişan. Ben yavaş alıyorum onları. Tabii tabii. Ama evet, hala bekarsın yani, buna cevap verebilirsin. Evet, verememek kötü olacak şimdi. Böyle sorularla karşılaşıyorsundur herhalde değil mi? Ya, tabii artık başladı. Yaş 30'a yaklaşınca. Ya soruyordur, annem baban soruyordur işte, ne cevap veriyorsan. Alişan abin gibi mi olacaksın falan diye. Güzel. Ne olabilir başka? Benim için erken diyorlar genelde. Bu da benim bahanem aslında. Hani belli bir yaş sınırı veririz ya, 35 belki falan diye. Benim için erken. İyi gidiyorlar ha. Evet evet. Tabii tabii. Yani. Devam. Ama hızlı koşan daha iyisini yaparsınız. Sizi üzmeyeceğiz. Tamam. Henüz evladım yaşın gelmedi. Bakalım. Aa. Şimdi bundan bir çarpı daha yanarsa kümeleniyorsunuz. Ama bir çarpı daha yanarsa daha bekliyoruz. Çok yanlış yapmış değil miydi ya? Müzmin bekarların bulduğu bir bahane. Kafama göre birini bulamadım. Bekarlık sultanlıktır. Taksitler devam ediyor. Borç çok. Para yok. Para yok, ekonomik, borç çok. Ekonomik anlamda. Hayat standartı. Ekonomik anlamda. Açılsın diye neler yapıyor ya. Aa, ekonomiye bağlayabiliyoruz. Açılsın diye neler yapıyor abi. Ne diyor ya? Tabii ya. Ekonomik anlamda. Ama aslında yani. Doğru. Yani borç var, harç var. Yani bir düğün yaptım daha belimi doğrultamadım. Düşün. Yani. Çok şükür gelenler boş gelmedi çok şükür ama olsun yine de. O şeyi sor. Ne o? Düğünde sana büyük altın yerine ne takmışlarmış? Evet ya, onu hala arıyorum ya. Ne o, anlatsana bir. Ya düğün sonrası işte takıları iki gün sonra hep birlikte açmaya başladık. Kim ne taktı falan. Ya kim ne taktı derken hani ne gelmiş, ne gitmiş falan. İki gün müsünüz abi? Normal bir ganimeti sayarken. Ganimeti sayıyoruz. Liste yapmışsın belli. Tek izliyordu. Bayağı bildiğimiz bir kuyumcu, tanıdık bir kuyumcunun isminin olduğu bir altın kisesinin içinde 1 lira çıktı. 1 lira? Yani yaşadığım çöküntüyü anlayamadım. Manevi değeri yüksektir. 1 lira ya. Fakat hanımefendiler, beyefendiler, hikaye burada bitmiyor. Hikayenin devamı daha ilginç. Alişan bu işin peşini bırakmıyor. Düğünün videosunu, DVD'sini baştan sona didik didik araştırıyor ve o şahsı buluyor. Didik didik. Hesaplaşacağım onunla. Evli mi kendisi? Bekar biri. Bekar. Bekar biri. O 1 lirayı al sen götür o kadar, sen tak ona. Yani, maliyeti bana kaç paraydı? 1 lira taktı. Şimdi ne dedik efendim? Ekonomik durum dedik. Para pul dedik. Var mı cevaplarımız arasında? Ona bakalım. Olabilir, evet kesin var. Maddi durumu. Aferin. Yok. Bravo Ali. Emre, demin aklında bir şeyler var dedin ama tam şekillendiremiyorum evet. Dedin. Şekillendi mi? Biraz şekillendi sanki. Ben
kısmet değilmiş demek istiyorum. Ha bak bu da güzel. Kısmet. Aferin küçük oğluma. Kısmet bu işler. Bakalım kısmet mi? Bakalım. Bravo. Kısmet çıkmadı. Nedir ya? Bir dakika. Ama o öyle demedi ki. Olsun, kısmet değil. Kısmet değil. Böyle şey mi olur ya? Ne olacak? Asıl başka bir şey söylemeniz istedi. Yok yok olur olur. Aslında yani... Olur olur. Bir yerden ya, yakalıyor yani. Bildi çocuk. Bildi. Çocuk bildi. Bildi. Yapacak bir şey yok. Ali şu an cevap kaldı mı? Ya ben şunu söylüyordum bunların haricinde. Evlilik bana göre değil falan gibi. Benlik değil. Bana göre değil evlilik işte. Evlilik bana göre değil. Sanki böyle bir çarpı ya doğru gidebilir mi bu cevap? Evlilik bana göre değil. Size soruyorum. Evlilik bana göre değil diyenler yani şahsınıza lütfen algılamayın bunu da. Yani evlilik bana göre değil cevabı açılır diyenler alkışlar mı? Nasıl anlıyorsun yani? Hani bekarlık sultanlıktır ona biraz yakın ama evlilik bana göre değil de öyle derler yani. Bakalım o 100 kişi ne demiş? Eğer ikinci çarpı yanarsa kalk gidelim kümeleniyor. Evlilik bana göre değil. Kümelenin cevap araştırıyorsunuz. Ama şöyle ne olabilir diye sessiz dikkat edin. Ne yapıyorsun Alişan? Yok bir şey taktik görüyorum. Ne taktiği? Aman gözünü seveyim. Arkamı dönmemle beraber hemen başladı. Ama biz bir aile değil miyiz? Aileyiz, ekibiz şu an. Evet, evet. Cevapları söylüyor sanki. Ha yok. Cevap bilsem ben söyleyeceğim zaten çarpmayan mı? O saçma. Şu an soruyorum. Biz aramızda böyle fikir... Onlar mesela konuşuyor aramızda. Onlar böyle. Şu anda konuşabiliyorlar. Neden? Çünkü iki tane yani. Yanlış cevap verdi eyvah, ki o yüzden. Eyvah. Benim var aklımda. Ama şu anda yanlış cevap vermediğimiz sürece problem yok. Son bir hakkımız var. Ebru'da sıra şu anda. Sen kendi dizide niye vermiyorsun oğlum acaba? Sen de onu düşün. Ebru. Ben mi? Evet. Tabii bir süremiz de var. Var mı? Azalabilir. Ya biz en popülerini verdik, onlar hayatta bulamadı. Ay benim o var zaman... aklımda bir şey ya. Anlaşamadık. Boşan... Evlenmeden boşanıldı galiba şu an. Hayır, sözlüyken ya da birlikteyken. Anlaşamadık olur ya yani. Olabilir. Evlenem, anlaşamadık. Evet. Popüler cevaplarımızdan biri mi? Bile. Bilemedim. Ha? Şimdi, ama nasıl koşarak geldin? Hayır, isterdim ki. Kardeşim, bize. Güzel kardeşim. Tertibim. Seyfo dayı. Şakir'im. Şimdi tabii ki, gönül isterdi ki 65'ten daha fazla puanla geleyim ama... Abi... Bir tanesini açtırın, 65 artı bilmem kaç puan alın. Ayça, sen olaydın ne cevap verirdin mesela? Hayır, sen, Ayça Barley sen. Ayça Barley olarak. O grup olarak değil. Ben dediğini söylesene. Dediğini söylesene. Ayça dediğini söyle. Dediğimi söyleyeyim mi? Yok. Hayır, niye? Ben olsaydım ben öyle bir şey yapmıyorum. Hayır, biz sen olsan. 100 kişiyi düşünerek, 100 kişiyi düşünerek, onların verdiği cevaplar arasında böyle bir şey. Ne derdin? 100 kişinin arasında erkekler mi fazla, kadınlar mı fazla? Hiç bilmiyorum. Bilmiyor musun? Eşit diyelim. Eşit. Anneme bakmam lazım. Anneme bakmam lazım. Bahane değil mi? Bahane. Olabilir yani. Ama maddiyat dedi. Anneme bakmam lazım. Yani anne aileme bakmam gerekiyor. Yani ailemle birlikte olmam gerekiyor. Olabilir. Ayça muhteşem başladın. Alper? Abi. Ayça muhteşem başladı evet. Sen olsan ne cevap? Ben olsam şunu derdim abi hani yani müzmin bekar diye düşününce... Yani evlilikten korkuyorum abi derdim. Korkuyorum. Mehtap. Aşkım. Canım ciğerim benim. Canım partnerim. Bir tane. aşk evliliği yapamıyorum. Çünkü aşık olamıyorum. Aşık olacak birini bulamıyorum. Erkan'ım. Yani şu an kariyerime odaklanmak istiyorum gibi. Kariyerime odaklanmak istiyorum. Peki Merve. Kalk gidelim masamızın. Nihai kararını senden alacağım. Nihai kararımız şudur ki kendimi hazır hissetmiyorum.
Evlilikten korkuyorum gibi bir şey ya. Kendimi evet. hazır hissetmiyorum. Bunu aldın ha, cevap olarak aldın. Aldım. Aldın. Ona benzer bir cevap var evet, mıydı? Evet ben vermiştim, bu kesin yok yani. Ama sen bekarlık sultanlık... Benim aklıma ne geldi biliyor musun? Sen bekarlık sultanlık mı dedin? Hayır, o kafama göre birini bulamadım dedin. Karışmayın kardeşim karşımasadan. Aldım zaten cevap. Aldım. Ben sana bir şey diyeyim mi? Kariyer geldi aklıma. Senin evet. doğruydu abi. Kariyer değil, kariyer. Kesin doğruydu. Bilmiyorum. Ben hani... Bakalım. Çok evet. vardı cevap da. Biz onu seçtik. Onu seçtik. Neydi o seçtiğiniz? Kendimi hazır hissetmiyorum. Soruyorum. Evlilikten korkuyorum. Evlilikten korkuyorum. Kendimi. Ekledim ekledim onu söyledim. Hepsini hazır hissetmiyorum. Duyduklarımı olabildiğince ballandırıp evet. ballandırıp. Açılmayan iki popüler cevabımızdan biri mi? Hadi bismillah. Allah! Kaldım şu an. Kariyer de. Kariyer doğruydu. Kariyer. Açılmayan popüler cevaplarımız neymiş bir bakalım. Kesinlikle bir 6. sırada. Kariyer İnşallah kariyer ya. Yoktur. Evlilik aşkı öldürür. Kim dedi onu? Ben. Etap söyledi. Ben söyledim. Hayır sen... Aa, ilk aynı şey söyledi. Evet. Farklı cümleler. Bir de aileme bakmak ama kabul ettiremedik Merve'ye. Ay, evet. Merve sana kabul ettiremedik. Özür dilerim. Kime bak. Bir dakika kendi işimize doğru devam cevap varmış. Sakin. Üçüncüsü neymiş? Kariyer. Kariyer. Vermediler de olabilir. Kariyer. Vakit bulamıyorum. Anne kitap aslında kariyer cevabını alsaydık Erkan'dan. Evet. Gibi. Kariyerimden dolayı vakit bulamıyorum. Hani çok çalışmaktan aynen. vakit bulamıyorum. Aynen. Olabilir. Aynen. Şimdilik teşekkür ilk etap 65 puan evet. sizin. Ekranları başında bizleri izleyen, yılbaşı gecesinde bizleri izleyen sevgili seyircilere birazcık da müzik mi yapalım acaba? Misal sevgili Alişan'dan. Ben mi yandım? We'll be right back.
teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ağzına sağlık, teşekkürler. Devam edecek tabii ki. Devam edecek efendim. Sevgili Merve Özbey de devam edecek. Aileler yarışıyor, yılbaşı özel de devam ediyor. Kimler geliyor? Sevgili Ebru ve Erkan kardeşim geliyor. Başarılar diliyorum. Size de efendim. Efendim ellerimizi geriye aldık. 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz ikinci etapta. Sorumuz. Kapris yapmasına alıştığınız bir kişi söyleyin. Erkan. Bu da Erkan'ın çalıştığı yerden geldi. Kapris yapmasına alışkın olduğunuz bir kişi, Erkan kim olabilir? Kız arkadaşım. Yani. Kız arkadaşım, popüler cevaplar arasında en popüleri, net. Kuvvetle muhtemel Zeydi var da, nerede bakalım. Net bak, bakacağız. Bir açılacak. Alişan iyi bak şimdi. Ebru Hanımcığım, siz yerinizi alıyorum. Güzel, güzel. Evet, Erkan Alişan'a meydan okuyor. Olsun. Hadi bakalım, hadi bakalım. En popülerini de buldu Erkan. Şimdi sevgili Mehtap'ım, bir tanem. Kim var var? Canım. Soruyu sorayım tekrardan. Ne diyor? Kapris yapmasına alıştığınız bir kişi. Eş, sevgili, onun dışında. Kardeş. Kardeş. Popüler cevaplarımız arasında var mı? Bakalım. Güzel. İyi. Helal yavrum yani. Benim zaten. Yani. Açılsın da. Nerede açılırsa açılsın. Aynen, yeter ki açılsın. Evet. Alper'im. Abi mesela bir anne ya da babanın çocuğundan o kaprisi duyması, çekmesi. Evet. Olabilir, neden olmasın? Ne dedi? Çocuk işte. Çocuğunun kaprisi, evet. Çocuğun kaprisi. Bana kalmış. Güzel cevaptır. Açtırmaya devam. Yes. Güzel. Evet. Bravo, bravo, bravo. 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 Arkadaşlar. Sevgili de çıktı ya. Ayça. Şu an çok ya, çok merak ediyorum cevabı. Aklındakilerini söylediler İnşallah tabii ki. İnşallah kuş falan tabii ki. Eş dedik, sevgili dedik, kardeş dedik, çocuk dedik. Yakın arkadaş. Ha? Evet. Arkadaş. Alişan, şu an niye bize bakıyorsun şu anda? Ekibin... Arkadaşımsınız. Tabii ekibin doğru cevaplar veriyor. Biz çok şu an kapris yapıyoruz. Oradayken bakmadın mı? Allah aşkına yap. Sen dur sen. Vallahi. Arkadaş, Ayşe muhteşemsin. Popüler cevaplarımızdan birimizdir. Hala. İki açılıyor i̇ki. Bence. Kesin iki açılıyor. Alişan iyi bak. İyi bak Alişan. Al gözleri makroya. Yeah. Güzel. Olsun. Olsun. Açılması olsun. Önemli. Evet. Alper. Ben düşündün mü? Hayır. Aa, niye düşünmedin? Şu an ben patlatabilirim Buldum. Sizi. Patlatabilirsin. Daha henüz çarpımız yok olmasın da. İnşallah. Ha, bir, ben şu an yanlış yaparsam bir sorun yok mu? Ya yok, buradan bir aklımda bir şey var. Ne? Hani anne babalardan da özür diliyorum. Annem trip yapıyor diye söylemiyorum ama çocuk çıktıysa anne baba da çıkabilir. Neden çıkmasın? Evet. Oo. Evet. Çıkar. Annemiz, babamız. Lütfen çıksın. Değil mi? Olur, insanlık hali. Onlar onu anne baba diye ayırmamak lazım da tamlama o ya, ne yapayım? Doğru, onlar da kendi annelerine. Anne özür dilerim. Yo, niye? Anneannene, babaannene falan. Kapris yapabilir büyüklerimiz. Ben çok beğendim. İnşallah 100 kişi de beğenmiştir. Anne, baba, bakalım. İlk çarpı. Ben biliyorum başını. Çok üzüldük. Özür dilerim arkadaşlar. Şaşkınız. Bak, açılacak zaten. Şaşkınlık içerisindeyiz. İşin en zor tarafı bu abi. İki tane kaldı. Söylüyor var. Söylüyor musun? Söylüyorum. Ne Erkan? Ben de değil mi? Ha. Yani sanatçıyız hepimiz. Sanatçı kaprisi tabii. Sanatçı kaprisi. Arada kaprisli olanlarımız var. Yani sözüm yani... meclisten dışarı. Yani. Erkan Alişan üzüldüğüne göre. Alişan üzüldüğüne göre. Kesin doğru cevap. Ben 100 kişiyi çok iyi tanıyorum, onu derler. Erkan'ın muhteşem bir cevap verdi. Der ki sanatçı. Bakalım. Laps. Aba! Tebrik ediyoruz. Efsane. Merve. O tarafa ulaşamıyor. Ekibimiz şahane.
Bak evet. Kuvvetle muhtemel o masada olmuş olsaydım bu cevapların hepsi zaten gelecekti. Evet evet. Tabii ki. Şimdi Mehtap. Evet. Bir tane kaldı Canik. Tamam inşallah. Hadi bismillah Mehtap. Çok güzel şeyler çıktı. Şimdi bir yerde çalışıyorum. Ortağım var, iş arkadaşlarım var. Hem onların kaprisini çekiyorum hem de patron kaprisi çekiyorum. Bravo mesela. Hocam. Yeter ya. Bravo, bravo, bravo. Aldık. Olur, 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 olur. Aldık, olur. Aldık. Alişan ağlıyor, olur. Alişan. Alişan, lütfen. Lütfen. Alişan'ın gözünden şu an olduğunu anladık. Ben sanki soruları biliyorum. Bilmiyorum zaten. Soruyorum aç onu ya son cevapları popüler cevabımız. Şey. İş arkadaşı abi, patron inşallah. Kaprisi hadi. Mi? Hadi. 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 Üç. İki. Üç. Bir. Oldu. Ya hep kendi aralarında konuşuyorlar. Mehtap Hanım özellikle hep bir şeyler söylüyor. Yok yok. Yok hayır. Havalandırma dedi. Bu 100 kişi diyor kalk gidelim rejisi mi diyor. Evet abi evet. Kalk gidelim rejisi diyor. Yani 100 kişi birden bir başlıyorlar sırayla gidiyor orada. Kazanırsan ne olacak? Kazansam hakkımla kazanacağım ama kaybedersem. Kazanırsan utanacağım yapma. Kanadıkça büyür ölümsüz aşklar. Bu kaderi senle birlikte yazdım. Bravo. Alişan iyi bak Alişan. Alişan iyi bak. Alişan'la el ele tutuşacağım hiç aklıma gelmezdi. İlk kez. Efendim hadi. Müziğe hadi. Devam edelim mi? Evet. Kim geliyor? Merve Özbey. Yaşanan dönem yalancı, yorar herkesi yürek bağı. Yok yine üzdüm bilemezsin, o canın hiç sevemez. Acıdan bir yola düşmüş, kaderinde dönemez. Bu ruh yüze ifadesi bu.
Teşekkürler. Ağzına sağlık, yorumuna sağlık Merve. Çok teşekkür ederim. Tabii bu galibiyetin üzerine biraz anlamlı bir şarkı çok oldu. Çok anlamlıydı. Kusura bakmayın. Yarışma sonunda bir kez daha okumanı rica ediyoruz bu şarkıyı. Canlı. Abi bir şey soracağım. Biraz üzüldün gibi. Yenilgiyi hazmedemedin. Bir renginde bir hafif bir... Ama beyazlama mı var? Yenilme mi var şu an? Şu an ne var ki? İki tur geçtik daha. Tarihlere kapılmıyoruz. Beş tur var. Biz kaçız? Ama güzel geçti 65 be. 65'e 87 ama. Güzel geçti ama bitmedi. Ama sen soru daha zordu. Yine geçersen sen bir şarkı düşün. Benim bundan sonraki şarkım gelecek. Aileler yarışıyor. Yılbaşı özel 3. etabıyla devam ediyor. Kim geliyor? Alp ve Mehtap geliyor. Başarılar. Yaparsın Mehtap. Eminim. Mehtap eldivenlerini çıkarsın öyle bassın. Neden? Ne bileyim bir... Alişan ne görelim oluyor? Görelim elleri. Oradan da karışıyor. Her şey ya. Evet, birlikte rol almaktan büyük keyif aldığım canım partnerim Mehtap. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Dizideki eşim, Tertip, Sevda. Seyfon. Şimdi ellerimiz arkada. Tamam. Alpciğim. Soruyoruz efendim. 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Sorumuz da şu. Hepimiz bunu mutlaka sormuşuzdur. Ama ellerini bağlı. Düşünmüşüzdür. Elleri bağlı mı? Elleri, evet, elleri bağlı. Arkaya bağlıyorduk ya elleri. Evet. Vay be arkada. Allah'ım ben böyle yer görmedim gerçekten ya. Biz adil olsun ya yoksa yani. Yılbaşında evet. Büyük ikramiye size çıksa bunu gizleyeceğiniz. Bravo. Alp. Aa, bakalım bilebilecek mi? Sorunun tamamını sormadım. Butona basılınca kestim. Sorduğum yere kadar yılbaşında büyük ikramiye size çıksa bunu gizleyeceğiniz de kaldım. Sorunun tamamı... Gizleyeceğiniz kişiler. Gizleyeceğiniz kişiler. iPhone'un sonunu getirir. Gizleyeceğiniz yerler. Evet. Gizleyeceğiniz evet. Patron diyeceğim yine. İşverin. Patron. Patron. Popüler cevaplarımız arasında var mı? İşveren. Hayda. Çok ne demişti? Şimdi. Yılbaşında büyük ikramiye size çıksa bunu gizleyeceğiniz bir kişi. Mehtap'ım kim olabilir? Bir mi toplu olabilir mi? Sülale, akraba, uzak akrabalar. Akraba. Zaten illaki biri çıkar. Akraba olur. Yani, filmlerde de görürüz. Şener Şen'in film güzel, vardı. Güzel, süper. Akraba popüler cevaplarımız arasında kuvvetle muhtemel vardır da nerededir bakalım. Volkan'ı sen gibi değil miyiz? Çok iyiyiz. Şimdi, valla 2019 baya bereketli geçecek herhalde. Baksanıza son dakikalarında hatta belki. En popüler cevapları buluyoruz. 3 etaptır. Bravo. Şakir, Şakir diyorum. Buyur Seyfo dayı. Dizideki karakterin adını daldım. Alper'im. Buyur abi. Ne olabilir? Soruyu tekrar sorayım. Yılbaşında büyük ikramiye size çıksa bunu gizleyeceğiniz bir kişi, akrabalar, çok genel oldu. Başka kim olabilir? Kolu komşu. Kesin, kesin. Evet, 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 çok güzel. Komşu, popüler şey cevaplarımız İlok arasında cevap. Var mı? Hayır, daha önceden çıktı oradan biliyorum falan dedim. Olur, olur, olur. Olur, 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 olur. Ama sanki bir yerde tıkanacaklar gibi hissediyorum. Kesin hangi canım. Hangi 100 kişi bu ya? Bunlar ilk akla gelenler de. Hangi? Kim bu 100 kişi? Aa, Ayça'da mı sıra? Evet, akrabalar, komşular. Ben yine aynı cevabı vereceğim. Arkadaş. Vardır. Vardır. Kesin vardır. Vardır. Borç isteyen arkadaşlar oluyor. Arkadaş. Yakın arkadaş değil de normal arkadaştır. He? Normal arkadaş. Açılır diğerler alkışlar. Eş dost, eş dost arkadaş. Arkadaş. Ahbap. Evet. Ahbap. Ahbap.
Açılır mı bakalım? Açılsın ya. Bence 5. Bravo Açı! Sevgili Merve. Ne olabilir acaba? İyi gidiyoruz. Aa, güzel gidiyoruz da yine ben patlamaktan korkuyorum. Korkma. Aa, akrabalar, komşular, arkadaşlar, eş yani aile. Kimden saklarsın? Şu 100 kişiyi bir düşün bakalım. Onlar ne demiş olabilir sokaktaki 100 kişi? Eş. Yani eski koşa durumu falan. Ne belki bileyim olabilir ya. Koşanlar az önce annene, şimdi eşine. Ben anlamadım ki Merve. Az önce diyorum annene, şimdi eşine. Sen niye benim mutlu yuvamı bozuyorsun? Ondan değil hani. Ayrılmıştır, bir şey vardır. Eski eşinin bilmesini istemez. O zaman eski eş mi diyoruz? Ya eski eş. Onlar da sana izlemedi. Eski eş, eş işte. Yeni evlisin. Sana çıksa eşinden saklar mısın? Saklanırım ya. Direkt eşimle... Eski eş olabilirim. Doğru eski eş ya. Onu eski eş diye değiştirelim. Belki olayın şokuyla belki o an. Ne oldu şu an? Ben ne cevap verdiğimi de bilmiyorum. Bence Merve bence çok güzel bir cevap. Hayır, evlenecek olsam da şu an bunu izleyen de beni alacak kişi almaz. Ben o zaman eş. Ama büyük ikramiyenin de bir insana çıkması da herhalde milyonda bir falandır. Evet. Yani bence hiç dert etme. Ben sokaktaki o 100 kişiyi düşünerek cevap veriyorsun. Oradan düşünelim. Bence güzel bir cevaptır. Bakalım. Ay bakamayacağım. Tamam geldi. Geldi. Tamam. Kesin var. Dört. Kesin var. Dört eş. Kesin var. Dört eş. Eş. Evet. Aynen bu. Merve. Eski eş deseydi çıkmayacaktı. Bak görüyorum. Hadi. Kal. Hadi. Erkan, İstikrar abidesi. Esnaf, eşraf, mahalle eşrafı gibi bir cevap vermek istiyorum. Ben çok beğendim. Yani buna esnaf diyelim. Açılmayan son iki popüler cevabımızdan biri mi? İşte bu son bir çok sıkıntılı. Son bir, son iki. Çıkar bu. Yaparsın. Çıkar, çıkar. Tamam, çıktı. Ha gayret. Çıktı beş, altı. Olsun. İlk çarpı. Evet. Tamam. Evet. Mehtap. Sende var mı? Alişan'a soruyorum. Söylüyorum. Cevap sana gelsin Alişan inşallah. Çıkar. Ne? Cevap sana gelsin. Yani genelde böyle hani işte filan şeyler olabilir insanlar arasında. Bir de çıkan meblağ çok büyük olduğu için. Ortağımla patron değil, ortağımla iş arkadaşımla sıkıntım varsa... Onlara söylemezdim derken bile inanmadım ama çıktı ağzımdan. Çünkü söylerdim yani. Ya buna benzer bir cevap galiba söylenmiş. Patron dendi ama patron dedi. Şey, iş arkadaşları mı diyorsun? İş arkadaşı. Ortak. İş arkadaşı. İkisi. Bunlar bizi mi duyuyor ne abi? Soruyorum açılmayan güzel cevap Mehtap ama 100 kişi demiş midir bakalım, acaba? Bakalım demiş midir? Korkuyorum. Ben demezdim. Ben demezdim abi. Kümeleniyoruz. Hadi Alişan. Biz de kümeleniyoruz galiba. Yok. Daha şimdi iki çarpı var. O yüzden hala cevap şimdi verebiliyoruz. Şunlar bizim aldığımız puanlar tabii, zaten. Tabii hala cevap ver. Eğer bir tane yanlış cevap olursa şimdi o zaman cevap hakkı da oluyor. Ne yapalım? Alper sende sıra. Bende mi? Düşün hadi. Ya filmden de şimdi... Yola çıkıyorum öyle düşünüyorum ama. Yok biz cevap veriyoruz. Tabii. Ha, hala hakkımız var. Tabii. Onlar mı verecek biz mi? Ben vereceğim. Siz yanlış cevap ben de gizle diyordum. Yok hayatım siz yanlış cevap vermediniz. Filmden yola çıkarak düşünüyorum mesela abi. Şöyle bir ilk adam yani ilk vurduğunda piyangoyu kazandığında hiç kimseye söylememişti. Yani hiç kimse bilmiyordu yani. Hiç kimse bilmiyor yani. Doğru cevap. Güzel cevap. Güzel cevap. Çok iyi cevap. Süpersin. Kendisinin dışında hiç kimse bilmiyordu. Evet. Hiç kimse. Açılmayan iki popüler cevabımızdan biri mi? Bu çıkar. Güzel. Kesin bu çıkar. Ayşan'a bir gerginlik. Kesin çıkar. Yes be! Herkes ya da hiç kimse. Doğru. Yok daha var. Bir cevapları daha var. Kaldı bir tane. Tamam. Bir tane kaldı. Zaten. Evet. Kopya yok. Ama. Yok, düştü galiba. Mikrofonu düzeltmeye çalışıyor. Nereye gidiyorsun? Neyim var Ayça? Nereye gidiyorsun? Ayça bundan kaçış yok. Ayça'nın cevabı yok. Cevabı yok, kaçıyor. Sorudan kaçıyor. Olmadı. Şimdi soruyu bir daha alabilir miyim? Bir bardak su alabilir miyim?
Yılbaşında büyük ikramiye size çıksa bunu gizleyeceğiniz bir kişi. Stüdyoda da gergin onlar. Herkes parti gerdin bizi, yapma. Kendimden dermişim, yok öyle bir şey. Arkadaş, esek... Ailem. Aile. Yani üvey kardeş falan mı demek istedim? Aile olabilir ama ya. Yani peki bir şey söyleyeyim. Şundan korkuyorum. Akrabalar cevabı var. Aa, evet, eş olmaz. Var ama söyledin cevabı. Söyledin. Almadık mı cevabı? Artık aldın cevabı. Ama ağızdan çıkanı cevap olarak mı alıyoruz? Aldın tabii. Aldım şöyle bir şey. Ama basmadım bir şeye. Çünkü yok artık. 100 kişinin burada cevabına göre düşün, ailem de demiş olabilir. Basmadım bir şey dedi ya. Ama aile aynı şey mi? Ya şöyle bir şey olabilir Ufuk abi. Mesela akraba daha o çekirdek ailenin dışındaki olan kişiler. Hani aile daha neyse, aile çekirdek daha olabilir Ufuk'u yani ikna etmemiz aslında 100 kişiyi işe yaramayacak. Lazım. Evet. Ben de bir yandan düşünüyorum. Korkuyorum evet. Erkan'ın dediği gibi yani 100 kişi demiş hayır, midir acaba? Ayırmış mıdır? Soruyorum. Aile. Üvey evet kardeşler. Bakalım. Evet. Ben yok aklıma kardeşler hiçbir şey gelmedi arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hiç önemli çıkar değil mısınız sizce? Şimdi. Olsun. Çok iyi yerde geldim. Çok iyi yerde geldim. Bak. Biraz eminiz. 79 puanla geldim. Elimiz sağlam gibi. Bak. Bizde. Bilemezsin. Ama zor ya. Hepsi çıktı yani. Daha kimden gizleyeceğim? Var. Vallahi var. Var mı? Sizce ne var? Yani, ne mesela? Düşündük. Ne diyorsun? Ortak bir cevabımız Emre var. Ben ilk önce aileyi düşündüm. Ha. Ondan sonra ortak bir karara vardık. Ne o? Benim de fikrim alacaklılar. Alacaklılar. Borçlular evet, alacaklılar. Borç. Alacaklılar. Ama param var, niye saklıyorsun? Ver ama şimdi adam alır her borcunu. Komşulardan da saklama, hepsini al birer tane evimsin. Ama ne kadar alacağım büyük bir alacaklı tayfası varsa, alacağı ne kadar büyükse, onu düşünmüş olabilir. Var mı Ali'ne yani başka bir şey? Öyle düşündük biz. Biz alacaklar dedik. Tıkandık biraz ama. Onun dışında ortak düşündüm de iş arkadaşına giriyor galiba biraz. Ortak da zaten çıktı gibi. Evet. Ne diyorsun Alişan? Alacaklar yani. Peki acaba bir şey soracağım. Herkes dediler ya, kimse olabilir mi? Kimseden saklamam gibi. Ha. Herkesten. Kafayı karıştırdım son anda. Çok özür dilerim. Ön tarafta cevaplar varsa kafa çok karıştı. Bence alacaklı değilim ya. Sanki öyle bir şey demediler mi ya onlar? Bakkal falan, bakkal dediler. Şu an aklıma geldi bak. Bakkal dediler. Onlar öyle cevap verdi mi? Esnaf dediler onlar. Alacaklı değil de mahalle eşrafı dedi. Esnaf dedi Erkan. Sen esnaf dedin değil mi? Evet. Dinleseydin Alişan. Siz cevabı almadınız mı daha ya? Aldık. Evet, alacaklar ya. Borçlu alacaklar. Borçlu alacaklar. Borçlu. Ama alacaklar. Ama mantıklı cevap alacaklar. Evet. Bir sürü borcu var. Miktarını hemen düşünün. Şey güzel cevap. 100 kişinin verdiği cevaplardan açılmayan son popüler cevap. Çıkmazsa şey yapmayın, moralinizi bozmayın. Daha kötü var. Yaptığımız işten memnunuz. Alacaklar! Son anda değiştirtmedin ha. Korktum. Herkes var ya. Korktum. Güzel cevaptı. Ben sizin ekibime baktım geldim. İyi yaptın. Ne demişti Alişan? Ne demişti? Of be. Bu etabı kazanırsak daha doğrusu şarkı söyleme sırası evet, bana geldiğinde. Evet şarkımın ismini şarkımın ismi. Onu da ne? Ortak düşün. İlahi Adalet. Alişan İlahi Adalet. Yalnız ona da kutlamak işte. Esnaf falan. Ayrılık ne tuhaf, yaralı bir taraf. Herkese güneş doğuyor, bize karanlık her taraf. Sevene sorulur, bu aşk niye bitti diye. Oysa ki insanın anlına kaderi
yazılmış bir kere. Yüreğimi sana bıraktım, almıyorum. Yollarıma seni kattım, gidiyorum. Aşkımı zarartın, Allah'a emanet. Sana ben kıymam, sevdim kabul et. Şu koca dünya yanımdan ibadet. Yerini bulacak ilahi adalet. Aşkımı zarartın, Allah'a emanet. Sana ben kıymam, sevdim kabul et. Şu koca yaralı bir taraf. Herkese güneş doğuyor, bize karanlık her taraf. Sevene sorulur bu aşk niye bitti diye. Oysa ki insanın alnına kaderi yazılmış bir kere. Yüreğimi sana bıraktım, koca dünya yalandan ibaret. Yerini bulacak ilahi adalet. Bu şarkı da sana gelsin Meryem. Bir şey söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ağzına sağlık. Resmen yazmıyor herhalde. Hayır. Klip çekti. Bayağı klip çekti sonunda Merve ile beraber. Bu şarkıyı müsaaden varsa program sonunda ben de söylemek istiyorum. Tamam. Bakalım. Bırakmayacağım ya. Efendim bir masa kazanacak ve o da bizim masa. Efendim bir masa kazanacak öyle ya da böyle. Ortak aldıkları bir karar var tabii ki. Onu tekrarlayalım. 50 bin liralık büyük ödülümüzü de Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacaklar. Ve aileler yarışıyor da 4. etap alkışlarınızla Alper ve Alina geliyor. Hadi Alper. Efendim başarılar. Başarılar. Başarılar diliyorum. Her ikinize de. Kollarım arkada. Arkada. Benim de arkada. Alina demin sordu bana, dedi ki soruyu sonuna kadar dinlememiz gerekiyor mu? Gerekmiyor. Hı? Ama tehlikeli de olabilir. Tamam. Dinlemekte de fayda var ama. İlginç bir soru. Kırılmaz değil mi? Yok, rahat ol.
Çok hırslıyım diyeceğim. 100 kişiye sorduk. Evet, çok fazla heves gördüm. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Sonuna kadar dinleyin. Zor bir soru yapma. Sanki. Yapma. Zor bir soru. Eyvallah. Erkeklerin yapmak zorunda olduğu sanılan bir şey. Yandı. Ben soruyu anlamadım şu anda. Şimdi benim anladığım şey bazı şeyler vardır. Erkekler onu yapmak zorundaymış gibi hissettirilir kendilerine. Yani yazılı olmayan ben bazı kurallar soruyu. Vardır. Çalışmak. Mesela mı? Çalışmak. Değil mi? Sence? Çalışmak Alina. Bilemedim. Bilemedin mi? Korkuyorum da biraz. Ben de korkuyorum. İlk aklıma geleni söyledim. Bakalım mı? Yapacak bir şey yok. Değiştirebiliyor muyuz? Yok. Tamam o zaman yapacak bir şey bakalım. Yok. Bakalım. Değil. Şimdi. Yani. Alper. Soruyu anladın mı? Anladım abi. Ne? Neydi? İki şey var ama bir şey daha böyle kafamda geçiyor. Onu daha çok hissediyorum. İlk geçeni düşün. Evet onu düşünüyorum. Aklımda ilk geçeni düşünüyorum abi. Çiçek almak kadına. Ne? Neden biz erkekler yapmak zorundayız bunu? Kadınlar da alsın mesela. Bak trafikte de dikkat ediyorum mesela. Hanımefendilerin kullandığı, mesela çiçekçiler var trafiğin çok yoğun olduğu yerlerde. Hanımefendilerin kullandığı arabalara gitmiyorlar, beyefendilerin kullandığı arabalara gidiyorlar. Evet, gidiyorlar. Neden efendim? Gidiyorlar, kadınlara ben de isterim. Nazan, aşkım ben de senden bir çiçek isterim. Ben de koklamayı seviyorum. Ben de koklamayı seviyorum. Ben de çiçek büyütmek, beslemek. Beslemek. Mesela abi bak sevgilinle çiçek yürüyorsun. Ufuk abi sevgilinle yürüyorsun yolda. Evet abi. Geliyor abi abla direkt sana soruyor. Niye kadına sormuyor enişteye bir çiçek diye? Aynen doğru. İşte erkekler çalıştığı için. Ah Alina. Ondan dolayı şimdi parayı erkek kazanır. O yüzden erkek çiçek almalı mantığıyla yine çalışmaya geliyoruz yani. Ama çıkmadı neyse artık. Ama sen de çalışıyorsun ya Alina. Sen de hanımefendisin ya. Yapamaz işte. Almadı. Aldık. Çiçek. Çiçek. Bakalım. Bak yine en popüler. Yok artık. Ama güzelce. Gel Ayça gel. Hakikaten bir şey söyleyeceğim. Nazarlardan saklasın her iki masayı da. En popülerle başlıyoruz. Şimdi soru zordu evet, Mehtap. Evet, aman evet, süpersin. Soru aslında iki tane cevap daha açıldıktan sonra bence zor bir soru. Oldu. Evet kolay değil. Aha vallahi bak bana diyorlar ki kopya veriyorlar diyorlar. Yok hayır. Havalandırma dedi. Ben de aynı şeyi duydum. Ne güzel dedi. Havalandırmayı söylüyordu. Havalandırma biraz fazla geliyor da. Kısalım mı? Şeyde arkada. Yok kısabiliriz. Gayet iyi. Ayça. Ne cevap veriyor muyum? Arkadaşım benim. Hayır olur. Şimdi böyle. Tabii. Ama ben ağzı, kalbi, gözü bir olan insanlar vardır ya. Hepsi birbirinden kıymetli arkadaşlarım. Ayça da öyle. Ne olabilir Ayça? Erkekler ağlamaz. Niye? Erkekler ağlamaz. Ağlar abi, hüngür hüngür ağlar. Ben de çok severim. Ağlarım abi. Allah Allah. Reklam filmi müziğinde bile ağlıyorum ben. O derece. Bırak bir şey yaşamama. Senin psikoloji bozulmuş. Çok çalışmaktan mı ne oldu? Yok hakikaten çok kolay ağlarım. Ağlamak popüler cevaplarımızdan biri midir? Ayça muhteşemsin. Güzel. Erkekler ağlamaz abi. Olamaz. Böyle bir şey. Şimdi ağlamak demedim ben. Ağlamamak dedim. O da çıkmadı. Ne fark eder aynı şey. Erkek kadın ilişkilerinden biraz yola çıkalım ben. Ben yine 100 kişiyi baz alarak düşünüyorum. Yani yanlış cevap verirsen de kusura bakmayın. Ben verdim. Yani çöp atmak ya da işte... Güzel. Çöp atmak. Söyledi, çöp atmak dedi. Çöp atmak abi. Evet, çöpü erkek atmıştı. Yok, öyle bir şey değil işte galiba. Ne bileyim ben. Çöp atmak. Şey. Evde çöpü erkek atar. Öyle bir sistem vardır ya. Evet. Yani, ha görevler vardır değil mi? Erkeğe düşen görevde genellikle çöpü atmaktır. Doğru. Güzel cevap bakalım. Evet. İnşallah çıkar. Çıktı. Vallahi çöp atmak. Bravo. Bravo.
Merve bravo. 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 Helal olsun. Bravo. Helal olsun Merve vallahi. Merve bravo. Alina öyle bir şey miymiş? Kadın erkek gibi. Kadın erkek ilişkilerinden de düşünebilirsiniz. Aa, evet evet buldum ben ya. Aklıma geldi çok güzel bir şey. Tüh. Vereyim mi cevap? Hemen ver. Özel günleri hatırlamak. Evet. Neden biz erkekler hep hatırlamak zorundayız? Neden hep bize sorarlar? Ya, güzel. Mantıklı. Çok güzel. Doğru. Ha? Çok güzel ya. Hangi tarihte? Yok şu çok tarihte güzel. Ne yapacağız? Kaç gün kaldı öncesinden? Özel tarihleri hatırlamak muhteşem bir cevap. Süper. Mehtap düşün bence. İki. Düşündüm. Sen düşün. Erkan bence iki. Bakalım. Süper cevap. Evet evet. Hadi. İki çıkar abi. Bunu tabii alıyoruz abi. Arkadaşlar. Tabii hocam. Aldık. Siz altıya gelin. Ya hep kendi aralarında konuşuyorlar. Mehtap Hanım özellikle hep bir şeyler söylüyor. Hayır. İki iki. İki çıktı. Geliyoruz buradan. İki çıkar mı? Çıkar. İki. Çıkar. Açık net. Özel günlerde sürpriz yapmak. Güzel. Bravo. Süper, süper, güzel, süper. Güzel. Hay bana yapıyorsun, ben böyle yapıyorum. Evet, çiçek ve hediye almak, özel günlerde sürpriz yapmak, neden hep erkeklerden yapılması beklenen yazılı kuralmış gibi. Mehtap ne olabilir başka? İki tane şey var. Açılacak olan ama. İnşallah açılır. Hangisini birini söyleyeceğim? Birini söyle ama. İkinciyi birini söyleyeceğim. Bence iki... İlk bak, ben az önce ne yaptım? Hissettiğimi. İlkini söyle. İlk düşündüğünü i̇lk söyle Mehtap. Çok zor durumdayım. Bir yanlış hakkımız daha var. Perde asmak. Yes. Olur. Çok net. Bak. Hangi erkek evladı annesi söyledi de yapmadı, sevgilisi söyledi de yapmadı? Ben yaptım. Söyleyin ben yanım. De yaptım. Ben de yaptım. Eşi yapmamış. Ben yaptım. Ben de yaptım. Var mı? Soralım. İyi bir spor işleri iyi bilir. O var orada. Aralara. Bravo! 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 Süpersin. İyi. Hadi. Kaldı iki tane. İşte burası çok sıkıntılı. İşte bu. Sana mı geldi? Yok yani onlarda da yani. Ha, evet. Son iki ya. İki tane. Yapar. Yine sokaktaki 100 kişinin dediğine göre değerlendirerek ve genel bizim algımızı değerlendirerek söylüyorum. Evi geçindirmek. Tamam. Ama çalışmak denmiş şey başta. Ama... Çalışmak Alina çalışmak dedi. Alina çalışmak dedi. Evet. Neyse tamam yapacak bir şey yok. Zaten bir kere söyleyeceğim. Pro çıkarsa yani ama yük... çıkarsa red, hocam, red yani. Evin direği olmak. Yük erkeğin omuzunda. Aldı tamam olarak. Çalışmak, çalışmak işte istedi. Yani. Çalışmak yani. Ama erkek de bak erkeğin yapma zorunda olduğu şey. Çalışmak işte. Çalışmak evi geçindirmek. Ama başka bir cümle kurduğun için. Ama özel günlerde sürpriz yapmak da değildi o. Özel evet. Günleri bence hatırlamak dediniz. Bu cümle var bence. Aynı duyduğum şekilde soruyorum. Ev geçimini sağlamak. Erkeğin vazifesidir. Midir? Bakalım. Kümelenin. Çünkü çok ayıp oluyor. Şimdi kümelenin. Ben ilk mesajı atmak diyorum. Ne? İlk mesajı atmak. O öyle bir şey dedi. Doğumuzun şeyi var mıdır? Biz kümelenmeyecek miyiz? Daha değil. Anladın şimdi iki mi? Tane yanlış bak, cevabımız bak, var. Bir tamam. Tane daha yanlış yani cevap erkek. Verirsek tamam. Cevap hakkı doğar. Tamam. Ne var ki? Sıra bizde mi şu anda? Şimdi evet, sıra Ayça'da. Ayça kaderimizi belirleyeceksin yani. Alper. Bence Ayça yapar. Ayça inanıyorum sana. Şimdi diyelim ki Alper benim sevgilim. Hı hı. Biz dışarı gittik. Değil mi? Ha, restorana gittik. Süpersin. Bravo geldi. Geldi hocam. Gel. Ondan sonra sürekli geldi. Kim ödeyecek hesabı mesela? Hesap ödemek. Ben ödeyeceğim. Yani sen ödeyeceksin. Ben ödeyeceğim. Ben elimi cebime atmam. Asla. Cüzdansız çıkarım. Hesap ödemek. İki. Değil mi? Açılmayan iki. Cevaplarımızdan biri mi? Geldi. Hazır mıyız? Hadi abi geliyor. Gel. Arkadaşlar çok iyi yerdeyiz. Bir tane yanlış cevabımız hakkımız var. İnşallah onu yani
Yanlış i̇şte cevap verirsek... Çok büyük sorumluluk bu ya. Cevap hakkı doğar. Tamam, tamam. Olsun, olsun. Merve'de bitiyor her şey. Hadi Merve. Hadi, hadi Merve. Ya benim aklımda yine iki tane cevap var. Ama klişelerden... Ya gördüğüm cevaplar klişelerden sıyrılmak. Bence... Ne oldu ya? Şarkı bir şey. Bence şarkı şey. Cevabını bekliyorlar. Alişan ona göre... Bir toplu şarkı. Güveniyoruz Merve. Evlilik teklifi. Aldık, aldık. Aldık. Yes! Kaldı aç. Doğrudur. Neden hep biz erkeklerden beklenir? Ha? Ben... Evet. Görüşürüz çıkmazsa. Çıktı. Çıkacak, çıkacak. Rahat ol. Kesin. Çıkma teklif etmek, evlilik teklif etmek. Ay pardon, kağıtları aldım. Bende. Açılmayan son popüler cevabımız. Sevgili Merve Özbey'in dediği gibi. Evlilik teklifi mi? Kesin. Net. Net. Alişan iyi bak Alişan. Hadi. Alişan iyi bak. Hop. Alişan da var dedi ama. Vara mı gitti ne yaptı? Evet olumlu kullandı. Yani ne bileyim zor bir şey bu. Güzel cevap. Alişan iyi bak iyi bak. Evlilik teklifini erkek eder yani. E değil mi? Niye? Öyle bir zorunluluk var mı? Zorunda. Ben de tamam, ederim. Tamam işte ben de. Bravo. Çünkü yazılı değil. Çünkü erkekler çalışıyor. Evet. Hala Alina çalışıyor. Ya elimi bırakma ekibini. Çok mu çalıştırıyorlar Alina seni? Alina evlenen yandı. Devamlı çalışacak. Hep çalışıyor. Evet, ben çalışıyorum. Benim problemim yok. Hadi. Çıkmamız. Hadi. Hadi. Ay. Ay tansiyon. Allah! Çok önemli bir yerdeyiz. Ve geldik çarpı iki etabına. Wow. Yani ne zoru ya? Bu etabı kazanan masayla 50 bin liralık büyük ödül için yarışacağız. Daha onun için de yarışıyoruz. Her şey sende. Onu belirleyecek olan... Ben kaldıramayacağım galiba. Yaparsın. Başa dönebilir miyiz? Alişan abiye. Mehtap da katılsın. Emre diyor ben ki bu 100 kişi bu 100 kişi diyor kalk gidelim rejisi mi diyor. Evet abi evet. Kalk gidelim seti kimle sormuşsunuz 100 kişi? Birden mi başlıyorlar sırayla gidiyor orada. Biz Anadolu'nun bağrında çalışıyoruz. Ya, sonucu da 100 kişiye de hakimiz. Sonucu aynı ekipten. Şeyler aynı ekip. Merve Damsar. Bak sizi yenemedi. Hoş geldin 2019. Hoş geldin 2019. Nereye geldin? Size geldim. Bak eğer kazanırsan ne olacak? Kazansam hakkımla kazanacağım ama kaybedersem... Kazanırsam utanacağım. Bir şey yok arada 20 puan fark var. Aileler yarışıyor. 5. etap Ayça ve Emre geliyor. Hadi Ayça. Buraya basacağız. Bir kere yapabilir miyim şunu? Ya bir sen söyle değil oğlum. Ya bir alıştırma yapabilir miyim? Bas bas sen. Bas. Ama zıt yapacak. Bizim bence bizimkinde sorun var. Bence bu bozuk. Şimdi soru alabilir miyiz? Öncelikle başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Başarılar. Teşekkür ederim. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar. Son etap. Çarpı iki etabı. 100 kişiye sorduk. En popüler 5 cevabı arıyoruz. Ellerinizle işaret ederek isteyebileceğiniz bir Emre. Güzel kardeşim. Abi, ellerinizle işaret ederek isteyebileceğiniz bir şey. Günlük normal hayatımızı bir düşün. Böyle elinle işaret edip birçok şey geldi. Ha, bir tane şöyle de hemen vakit geçmeden gözünü seveyim. Öleceğim burada. Çok güzel tuyum var. Hadi kardeşim. Hesap. Hesap. Popüler cevaplarımız arasında var mı? Çok iyi. Hiç aklıma gelmedi. Var mıdır? Kesin. Kesin. Abi dedim, bir ya. Bravo. Bunda bir hata var ya. Gerçekten var. Gerçekten. Ayça'cığım. Şimdi. Hadi bitirelim. Kardeşini kutla. Duymadım onu. Harikasın. Alişan.
Yine el şey işte yani. Hesap elimizle işaret ederek. Çay böyle yaparız ya böyle. Bana bir çay. Bana bir çay. Bana açılan bir popüler cevap. Ha, çay. Bana bir çay ver. Çay. Ben cevabımı veriyorum canım. Ne bu böyle? Ben hiç böyle çay istemem. Az olsun. Çay bir çay. Bir de böyle hani... Çay çay. Böyle. Ha böyle. O böyle. Çay. Böyle karıştırırsın. Bakalım. Çay var. Çok hazırım. Hemen söyleyebilirim. Ne bu? Tuzluk. Tuzluk. Tabii, tuz. Tabii. Tuzluk. Evet. Güzel. Şu da var artık. Karabiber. Masadayız. Tuz. Şu an patlayabiliriz. Tuz diyor. Usta. Ha, var mı? Ben değilim. Ha, tuz. İki. Ebru bravo. Tutayım hadi. Kendimi mutluyum. Bilmeme şansımız var mı? Tabii. Tabii tabii. Daha çarpımız yok. Ha, tamam. Ama öyle düşünme. Öyle düşün. Bil. Kendini şey yapma yani. Öyle kodlama. Öyle düşünme. Direkt işaret edeceğim. Otostop, taksi, araç. Evet. El işaret. Otostop. Doğru. Taksi. Taksiye bunu yapmayız. Otostop. Değil mi? Taksi. Var. Ya araç. Popüler cevaplarımız arasında var mı bakalım? Vay arkadaş. Soru der ki. Mantıklı olsan. Ellerinizle işaret ederek isteyebileceğiniz bir şey. Güzel cevap değil mi? Alina. Pardon bakar mısınız garson? Ha, pardon. Bakar mısınız? Yok siz değil. Siz dediğim siz değil. Cevaplarımız arasında. Pardon. Bakar mısınız? Aa. Kümelenin. Kümelenin. Şimdi. Nasıl bakıyorum? Metaba bakıyorum. Emre. Böyle bir. Böyle döndü bak. Devam. Süre sonuna kadar. Yanlış cevap vermediğiniz sürece problem yok Emre. Ne olabilir? Bir şey. Ben mi su olabilir miyim? Su. 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 Açılır diyenler. Başka? Ben su. Su var mı? Su var. Ya! Son cevabımı veriyorum. Son cevap döndü dolaştı. Allah'ın yani ileride kurban olduğum Allah bak bana getirdi ya. Yani nasıl önce bir... Sen nasıl bu kadar eminsin ki? Ne bileyim yani içimden öyle geliyor. Sizden ötürü de. Göreceğiz. Yapma Alişan. Verin mi? Ne? Vay! Güzel. Ha, tamam. Güzeldi. Güzel. Güzel, güzel cevap. Düğünde güzel. Ki o 1 lirayı hatırladı. Vermiyorum bile, vermiyorum yani. Ödülü hatırlattı. Şimdi. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Kalk gidelim ekibine bizimle oldukları için. Her şey olabilir. Bizim aradığımız, bizim aklımıza gelen popüler cevaplar değil de sokaktaki 100 kişinin verdiği cevapları aradığımız yarışma. Aileler yarışıyor da. Yılbaşı özel gecesinde. Eğer para açılırsa kazanan elimi bırakma ekibi olacak. Yarışmayı bırakmıyorlar mı? Bakalım. Bir ellerinizi tutun madem öyle. Elimi bırakma ekibi. Ele verin. Finale kadar böyleyiz. Açılmayan. Hadi. Son popüler cevabımız. Para mı? Bu işaretler. Alişan'la el ele tutuşacağım hiç aklıma gelmezdi. İlk kez. Hem de böyle. Halaya bağlarız açılırsa zaten. Bizim dizinin konsepti yanlış anlaşıldı. Açılırsa yani. Halaya bağlarız bu zaman. Evet. Aynen. Açılırsa direkt Can Ece'ye gidiyoruz. Evet. Kesinlikle son para çay.
tamam, şimdi kendi aramızda yarışacağız. O da çok güzel. Bence o bu tonda yanlışlık var. Ben sana söyleyeyim. Tabii tabii. Gel gel, elini kapatma. Onlar da bir alkış hak etti. Onlar da tebrik ediyorum. Gerçekten. Burada biz de tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Güzel bir çiçek alma. Oldu. Çalışma ama çalışma. Çok iyi bir şey. Sen de fena değil. Buton da tam. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten buton da tam. Televizyon tarihinde. Bayram sırası gibi olmadı mı bu? Bayramlaşıyorlar diken diken. Peki. Ayça, butonda hata var diye bir şey mi diyorsun? Var. Öyle yok. Bir şey duyuyorum ben. Ya bence abi bak, var ya. Buton bozuk diyor. Ya Ayça bence... basamadı. Ben ya. Basamadım. Ben de basamadım. Mehtap ben de basamadı. Merve basamadı. Bir tek Erkan abi, Erkan abi de kırıyordu zaten. Ama elim böyle acıyor hala. Deneyebiliyorum. Orada da ben basamadım. Deneyebiliyorum. Şu butona biz İçinize... niye bütün program boyunca 5 kere basıyoruz? Mesela çok zevkli bir şey. O basıp... Sen masada istiyordun değil mi evet. butonu? Evet. Ya masada yapsak böyle. Yaparız belki bir gün. Belki. Vallahi. Alişan, tebrik ederim hepinizi. Elime bırakma masasını. Şimdi final oynayacağız. 50 bin lira için. Biliyorsunuz her iki masanın aldığı ortak duyarlı bir karar vardı. Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacaklardı. Ben de derim ki madem her iki masa buna karar verdi, her iki masadan birer misafirimizi alalım. Bravo. Ve birlikte yarıştıralım. Ha? Doğru değil mi? Ne? Her iki masadan birer misafirimizi alalım. Bir mesela bu masadan hiç fark etmez. Kim yarışmak ortak ister? Alişan. Ortak. Alişan ilk defa yarışmaktan kaçıyor. Korkuyorum abi ya. 2019'da şimdi nasıl gireceğiz? Hani kaybedersek şey olur mu? Ha, öyle nasıl mi devam eder? Aynen, nasıl girersen. Ama kazandın. Kazandık ya. Alişan. Tamam ya. Tamam, Alişan'ı aldık. Tamam. Alişan'ı aldık. Peki. Kesin tamam. Mehtap olsun. Mehtap güzel. Mehtap. Mehtap. Hadi gel Mehtap. Mehtap. Hadi gel. Mehtap. Çok büyük. Mehtap. Mehtap. Büyük sorumluluk. Mehtap. Bir şey yok. Ha? Gel. Hadi gelin. Gelin. Gel. Sen de. Şimdi ilk önce kiminle oynayacağım? Önce Mehtap'la oynayacağım. Mehtap'la. Aynı soruları Alişan'a soracağım için soruları duymaması gerekiyor. Alkışlarla Alişan'ı müzik odasına uğurluyorum. Mehtap'ı. Kalk gidelim havuç, birader, baston, arkadaşım. Harikasın. Tirliş Ertuğ, kömür, baba, kasket, patron. 50 bin lira para ödülünü kazanmamız için hadi be. 15 puana ihtiyacımız var. Güzel sorular. 20 saniye içerisinde. Soracağım bunları. Cevaplamanı bekliyorum. 5 tane soru. Aklına pas gelen... geçme falan var. Tabii. Var, aklına cevap tamam. gelmezse pas de. Süremiz yeterse cevap alamadığımız soruya tekrardan tamam. geri döneceğiz. Şimdi. Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak 50 bin liralık para ödülü için aileler yarışıyordu. Final etabının ilk devresini Caniko. Hazır mısın? Hazırım. Bol şans. Teşekkürler. İlk devre başlıyor. TRT1'in sevilen bir dizisini söyleyin. Kalk gidelim. Kardan adam yaparken kullanılan bir şey söyleyin. Havuç. Ülkemizde erkeklerin birbirine hitap şekillerinden bir... Birader. Dedenize doğum gününde hediye alacağınız bir şey söyleyin. Baston. Çok sıkıştığınızda borç istediğiniz bir kişi söyleyin. Arkadaşım. Alkış. Helal olsun kız sana. Bravo, muhteşem cevaplar. Gel, Mehtap. Bakacağız. Harikasın. Şimdi. Şimdi sevgili Mehtap Bayrı'nın verdiği cevapların puan karşılığı ya, ne? Onlara bakalım. Işte, şimdi.
TRT1'in sevilen bir dizisini söyleyin diye sorduk. Acaba hangi cevabı aldık? Adımız duyulsun. Kalk gidelim. Kalk gidelim dizimizin puan karşılığı nedir? 24. Gayet iyi. Kardan adam yaparken kullanılan bir şey söyleyin diye sorduk. Sevgili Mehtap dedi ki... Havuç. Havuç cevabının puan karşılığı nedir? 20 de buradan aldık. 44. Güzel. 44. İyi, iyi gidiyoruz. Ülkemizde erkeklerin birbirine hitap şekillerinden birini söyleyin diye sorduk. Birader cevabı aldık. Söylenir değil mi birader? Tabii. Bir canı. Birader cevabının puan karşılığı nedir? 13 de buradan aldık. 57. Erkeklerin birbirine. Dedenize doğum gününde hediye alacağınız bir şey söyleyin çok diye sorduk. Çok ayıp ya. Baston dedim. Niye? Baston olabilir. Yenilersin kız. Ne olacak Allah aşkına? Dede deyince direkt aklıma baston geldi. Olur. Niye olmasın? Yeni bir baston. Baston cevabının puan karşılığı nedir? 14 de buradan 71. Güzel. Boş gitmiyoruz. Ve son soru. Çok sıkıştığınızda borç istediğiniz bir kişi söyleyin diye sorduk. Arkadaş cevabı aldık. Arkadaş cevabının puan karşılığı popülerdir nedir? Popülerdir herhalde değil mi? Tabii canım. Aynen. Sağ olun. Arkadaş. 1 en popülerini oh buldum. Be! Oh be! Mehtap'ım 103 puan. Güzel. Harika. Vallahi. Geriye Alişan'ın toplayacağı 97 puan kaldı. Alkışlarınızla efendim. Kim geliyor? Alişan. Sevgili Alişan, Mehtap tamı tamına 103 puan güzel topladı. 200'dü değil mi? 200 puana yükseldik mi 50 bin lirayı kazanıyoruz. Aynı 5 soruyu soracağım. Senin 25 saniye süren var. Aklına gelen ilk cevapları ver. Aklına cevap gelmezse pas de. Eğer Mehtap'ın verdiği cevaplardan birini verecek olursan da değiştir diyeceğim sana. Başarılar diliyorum. Tamam. Hazır mısın? Hazır. Aileler yarışıyor. Final etabının ikinci devresi başlıyor. TRT'nin sevilen bir dizisini söyleyin. Dirdiş Ertuğ. Kardan adam yaparken kullanılan bir şey söyleyin. Kömür. Ülkemizde erkeklerin birbirine hitap şekillerinden birini söyleyin. Baba. Dedenize doğum gününde hediye alacağınız bir şey söyleyin. Kasket. Çok sıkıştığınızda borç istediğiniz bir kişi. Arkadaşım. Değiştir. Patron. Patron oldu. ...97 puana ihtiyacımız var. Bakalım Alişan... ...toplamış mı 97 puanı? Ne dedik efendim? TRT1'in sevilen bir dizisini söyleyin diye sorduk. Diriliş Ertuğrul cevabını aldık. Diriliş Ertuğrul cevabının puan karşılığı nedir? En popüleri. Kardan adam yaparken kullanılan bir şey söyleyin diye sorduk. Kömür cevabı aldık. Kömür cevabının puan karşılığı nedir? 11. Buranın en popüler cevabı kar. Ay yani kar. Ya onu düşündüm biliyor musun? Ama dedim yani. Kardan adam yaparken kullan. Yani aa dedim. Ülkemizde erkeklerin birbirine hitap şekillerinden birini söyleyin diye sorduk. Ne yapıyorsun baba falan derler ya. Ha. Baba. Baba cevabının puan karşılığı nedir? 18. 13'ten bu arada buranın en popüler cevabı... Baba ne haber falan dersin ya. Hacı. Hacı değil mi? En popüler cevabı hacı. 174. Ben de babam hacı mı dedim, baba dedim. Güzel gidiyoruz. 26 puana ihtiyacımız var. Dedenize doğum gününde hediye alacağınız bir şey söyleyin diye sorduk. Ben diş derdim. Diş mi derdin ben? Takma diş. Kasket cevabı aldık. Kasket cevabının puan karşılığı nedir? Ay. Buranın en popüler cevabı
Tesbih. Patron. Doğru. Patrona kaldı. 185 puan. 15 kişi. 50 bin lira para ödülünü kazanmamız için... Hadi be. 15 puana ihtiyacımız var. Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağımız 50 bin lira için son soru. Çok sıkıştığınızda borç istediğiniz bir kişi söyleyin diye sorduk. Sevgili Alişan da patron cevabı verdi. Avans istersin ya şey yaparsın. Hı. Patron. Patron cevabının puan karşılığı nedir? Alişan ve Elimi Bırakma ekibi size var olan bol reytinglerin üzerine bol bol reytingler koyarak 2019'da izlenmeye bu hızda devam edin inşallah. Alişan inşallah. Sevgili eşine çok selamlar. Aleykümselam, yeni doğacak olan Burak. Burak. Ay, adıyla oğlu, yaşasın. Oğluna da Allah razı olsun. Şimdiden bahtı açık olsun diyorum. Amin, herkesin amin. İnşallah. Kalk gidelim ailem, her şeyim. Canımız. Canım. Ayaklarınıza sağlık aldım. Geldiğiniz için. Renk kattınız. Merve Hanımcığım, bayılıyoruz size. Çok teşekkür ederim. Eşimle beraber. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun, var olun. Her iki masayı da ayrı ayrı şunun için teşekkür etmek isterim tabii ki. Mehmetçik Vakfı'na gidiyor bu 50 bin liralık ödül. Allah onlara güç kuvvet versin. Amin. Varlıkları yatsınamaz. Amin. Gelin hep beraber kapatalım. Hep beraber kapatalım efendim programı. Buyursunlar. Efendim. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola. 2019 başta vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Hayırlara vesile olur inşallah. Sağlık, mutluluk, huzur, egemen olduğu, barışın egemen olduğu bir 2019 olsun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın efendim. Sağ olun, var olun. İyi seneler herkese.